emsalsiz kahramanlardan biri olan Hazreti Hamza'nın Müslüman olması ve arkasından da bir grup Müslüman'ın Habeşistan'a hicret etmeleri Kureyş müşriklerini derin derin düşündürüyordu. İslam'ın daha çok yayılmasından endişe duyuyorlardı. Hicretten 6 yıl önce bu konuyu kökten çözmek için müşriklerin ileri gelenleri Darun Nedve'de toplandılar. Bu toplantıda Ebu Cehil'in Muhammed'in varlığı ortadan kaldırılmalıdır teklifi kabul gördü. Bu cinayet işlendiği takdirde Peygamber Efendimiz'in akrabaları olan Haşimoğulları kan davası güdebilirdi. Bundan dolayı bu cinayeti işleyecek olan kişinin çok cesur, güçlü ve İslam düşmanı olan birisi olması gerekiyordu. Kimse bu korkunç kararı tatbik etme cesaretini kendinde göremiyordu. Bir kişi hariç, Hattaboğlu Ömer ortaya atıldı. "Bunu ben yaparım," dedi. Bir anda bütün gözler Hattaboğlu Ömer'e çevrildi. Ömer'in bu işi yapabileceğine emin olan Kureyşliler hep birden, "Evet, bunu sen yapabilirsin, görelim seni," dediler. Hattaboğlu Ömer, alemlerin efendisini öldürmek üzere yola çıktı. Yolda Müslümanlığını gizleyen arkadaşı Nuaym bin Abdullah ile karşılaştı. Nuaym, Ömer'in halinden şüphelenerek, "Ey Ömer, nereye gidiyorsun?" diye sordu. Ömer, "Atalarının dinini bırakıp yeni bir din getiren Muhammed'i öldürmeye gidiyorum," dedi. Basiretli sahabi Nuaym, zaman kazanmak niyetiyle şöyle dedi, "Ya Ömer, sen çok zor bir işe kalkışmışsın. Muhammed'in ashabı onun yanından bir an bile ayrılmıyorlar. Ona yol bulmak çok güç. Farz et ki bir yolunu bulup onu öldürdün, Abdi Menafoğulları yeryüzünde elini kolunu sallayarak dolaşmana müsaade eder mi?" diye konuştu. Hattaboğlu Ömer sinirlenerek, "Sen de mi onun tarafını tutuyorsun?" deyince Nuaym şöyle dedi, "Ya Ömer, sen beni bırak, önce ev halkına, ev efradına dön, kendi evinle ilgilen. Enişten Said bin Zeyd ile kız kardeşin Fatıma Müslüman olup Muhammed'in dinine tabi olmuşlar. Git, önce onlarla uğraş." Nuaym, Hattaboğlu Ömer'i kız kardeşinin evine yönlendirerek durumu Allah Resulüne bildirmek için zaman kazanmıştı. Nuaym'den bu sözleri duyan Ömer'in öfkesi iyice kabardı ve çok sinirli bir vaziyette doğruca kız kardeşinin evine yöneldi. O esnada kız kardeşi ve eniştesinin yanlarında Habbab bin Eret vardı ve onlara Taha suresinin ilk 16 ayetlerini öğretiyordu. Kız kardeşinin evinin önüne yaklaşan Ömer bu Kur'an sesini duydu. Kapıyı hiddetli hiddetli vurmaya başladı. Açılmayınca omuz verip kapıya yüklendi ve hışımla içeri daldı. Hazreti Fatıma bu gelen kişinin Ömer olduğunu anlamış ve Kur'an sahifelerini hemen bir tarafa kaldırmıştı. Bu arada Habbab bin Eret de bir köşeye saklanmıştı. Ömer öfke dolu sesiyle, "Neydi o işitmiş olduğum sözler?" diye gürledi. Eniştesi ve kız kardeşi, "Sen yanlış duydun herhalde, burada öyle bir şey yok," dediler. Ömer, "Hayır, vallahi ikinizin de Muhammed'e tabi olduğunu öğrendim," dedi. Öfkeyle eniştesinin üzerine yürüdü, onu hırpalamaya başladı. Araya giren kız kardeşi Fatıma'yı da tokatladı. Bunun üzerine Fatıma, "Ya Ömer, ne yaparsan yap, istersen bizi öldür, biz Müslümanlıktan asla vazgeçmeyiz," dedi. Fatıma, iman cesaretiyle bu sözleri haykırırken mübarek yüzünden kanlar akıyordu. Hattaboğlu Ömer, kız kardeşinin yüzündeki kanları görünce yaptığına pişman oldu. Biraz yumuşadı ve, "Hele getirin şu okuduklarınızı, Muhammed'e gelen şey neymiş ben de göreyim," dedi. Hazreti Fatıma kardeşinin mübarek Kur'an sahifelerine hakaret edebileceğinden korktu. Ancak Ömer, "Korkmayın," diyerek onun bu endişesini giderdi. Kur'an sahifeleri ancak temiz kimselere verilebilirdi. Halbuki Ömer henüz şirk üzere bulunuyordu. Dolayısıyla da manen temiz sayılmıyordu. Bunun için Hazreti Fatıma, "Sen Allah'a ortak koşulan bir inanç üzere olduğun için temiz sayılmazsın. Halbuki ona ancak temiz olanlar el sürebilir. Kalk önce bir yıkan," dedi. Hazreti Ömer kalkıp gusletti.
Bunun üzerine Hazreti Fatıma koyduğu yerden Kur'an sahifesini hürmetle alıp ona verdi. Hazreti Ömer katipti, okuma yazma bilirdi. Eline aldığı sahifeyi başından okumaya başladı. Taha, biz Kur'an'ı sana meşakkat çekmen için indirmedik. Onu Allah'tan korkan kimse için bir öğüt olarak indirdik. O yeri ve yüce gökleri yaratan Allah tarafından peyderpey indirilmiştir. Muhakkak ki Allah benim, benden başka ilah yoktur. Bana kulluk et ve beni anmak için namaz kıl. Bu ayetleri okuyan Hattab oğlu Ömer'in kalbindeki katılık, yüzündeki öfke birden yok oluvermişti. Peygamber Efendimiz'i öldürmek için yola koyulan Hattab oğlu Ömer gitmiş, yerine İslam'ın nuruyla aydınlanmış Ömer gelmişti. Bu ne güzel, ne şerefli, ne haşmetli bir kelam. Bu kelamdan daha güzel, daha tatlı bir kelam olamaz dedi. Hazreti Ömer'in bu sözlerini işiten Kur'an hocası Habbab bin Eret gizlenmiş olduğu yerden ortaya çıktı ve "Müjde ey Ömer, vallahi Resulullah'ın duası sana nasip olacak. Dün gece o, Allah'ım, İslamiyeti ya Ebul Hakem bin Hişam'la ya da Ömer bin Hattab ile kuvvetlendir" diye dua etmişti. Hazreti Ömer'in Resulullah ve İslamiyet aleyhindeki düşünceleri tamamen aksine dönmüştü. Bir an evvel Peygamber Efendimizin huzuruna varıp hidayet nuruyla kucaklaşmak istiyordu. Resulullah "Şimdi nerededir?" diye sordu. Peygamber Efendimizin Darül Erkam'da olduğunu öğrenince Habbab bin Eret ile birlikte yola koyuldular. Gözcü, Hazreti Ömer'in silah belde geldiğini içeriye haber verdi. Herkesi bir telaş ve heyecan havası sardı. Sadece biri müstesna, Hazreti Hamza. Bu büyük İslam kahramanı elini kılıcının kabzasına atarak "Bırakın gelsin, korkulacak ne var? Eğer hayırlı bir maksatla gelmişse kendisine hayırla ağırlarız. Eğer kötü bir niyetle gelmişse onu kendi kılıcıyla hallederiz" diye konuştu. Manzarayı seyreden Peygamber Efendimizin yüzünde tebessüm vardı. Çünkü o, Hattab oğlu Ömer'in gönlünün hidayet nuruyla aydınlandığının haberini almıştı. Hiçbir telaş ve endişeye kapılmadan oturduğu yerden "Telaş edilecek bir şey yok, bırakın gelsin. Eğer Allah onun hayrını murad ettiyse kendisini doğru yola iletir" diye emir buyurdu. Bu emir üzerine kapı açıldı. Kapı önünde bekleyen Hazreti Ömer, heybetli görünüşü ve silahıyla içeri girdi. Gözleri hakkı aramanın aydınlığı içindeydi. Peygamber Efendimizin manevi heybeti karşısında kendinden geçer gibi oldu. Peygamber Efendimizin nurani bakışları kalp ve ruhunu tesiri altına almıştı. Bir müddet birbirlerine bakıştıktan sonra Peygamber Efendimiz bu sessizliği "Ne için geldin ey Hattab oğlu Ömer?" sorusuyla dağıttı. Hattab oğlu Ömer, "Allah ve Resulüne ve onun Allah'tan getirdiklerine iman etmek için geldim" dedi. Arkasından da kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu. Başta Peygamber Efendimiz olmak üzere tüm Müslümanlar sevinçten tekbir getirmeye başladılar. Artık Hazreti Ömer Müslümandı, 40. Müslüman. Bundan böyle cesaret, kuvvet ve kahramanlığını şirk için değil, İslam dini uğrunda kullanacaktı. O zamana kadar Müslümanlar gizlenerek ibadet ederlerdi. Hazreti Ömer'in Müslüman olmasıyla İslamiyet güçlendi ve Hazreti Ömer'in teklifiyle Müslümanlar Kabe'ye gidip açıktan ibadet etmeye başladılar. İşte o gün Allah Resulü ona hak ile batılın arasını ayıran manasında Faruk lakabını verdi. Hazreti Ömer'in müminler safında yer alması İslam tarihinde bir dönüm noktası olmuştur. Bu önemi Abdullah bin Mesud şöyle anlatır. Ömer'in Müslüman olması İslamiyet için bir fetih, Müslümanlar için bir şeref ve izzet oldu. Medine'ye hicreti nusret, halifeliği de rahmet oldu. Ömer Müslüman oluncaya kadar bizler Kâbe avlusunda açıktan açığa namaz kılamıyorduk.